Bak gördün mü, buhar çıkıyor. Çok soğuk, vallahi kıkırdadım ha. Evet Aslı, ben de çok üşüdüm ya. Bu evin kaloriferleri neden yanmıyor ki? Kızım böyle evlerde kalorifer falan olmaz ki. Daha evlerinde şömine olur. İşte buraya ne yapmışlar bile, çocuk kadar şömine, görüyor musun? O zaman şu küçük kadar şömineyi yak da ısınalım Aslı. Ay ben nasıl yakayım? Ne Ekrem'cim? Şu şömineyi yak da ısınalım hadi biraz, yoksa donacağız vallahi, hadi canım. Ben bu konuda kesinlikle yardımcı olamayacağım Aslı'cığım. Şu kadarcık bile eğilsem belim acayip ağrıyor. Yalan. Aferin Aslı ya. Bize tatil ev diye çok güzel bir derin dondurucu ayarlamışsın ha. Bu sefer sinirden değil soğuktan morarıyorum. Ay yapma kızım. Ay Ekrem'cim hadi lütfen. Yok Ekrem iptal. Kızım ben ne yapayım? Yani şömine yakmadım hayatımda. Görmüşlüğüm var evet ama yakmışlığım yok. Bana ne Aslı? Madem burayı sen buldun, beni ısıtmak da senin görevin. Kalk hadi. Ay. Şey yapayım. Ha, hohlayayım ben. Hohlasa. Hohlayayım ben. Ha. Nasıl, iyi geliyor mu? Bak şöyle yap. Koltuk altlarına koy. Oraları sıcak olur. Sıcak. Bak. Bu sıcak espriler iyi gelir diye düşündüm değil mi canım? Bak. Ekrem hadi canım ya. Ne olursun. Ohohohoho! Aferin çocuklar, aferin! Biraz daha çok çalışmamız lazım. Yeni yıla az zamanımız kaldı çocuklar. Hadi çocuklar! Geldik. Merhaba Noel Baba. Hoş geldiniz çocuklar. Selena, bu Noel Baba gerçek Noel Baba değil mi? Evet kızlar, şu anda tam olarak gerçek Noel Baba'nın karşısında duruyorsunuz. Ben size demiştim, Noel Baba var diye gerçekten. Elbette, elbette gerçekten varım çocuklar. Gerçi şu an yoğun bir hazırlık dönemi içindeyiz ama size kısaca hikayemi anlatayım. Madem buraya kadar geldiniz, ben aslında masal kahramanıyım. Yani tam olarak masal da sayılmaz. Halk efsanesi denilebilir. Ama sen gerçekten varsın. Elbette gerçekten varım. Ama çocuklar belli bir yaşa gelene kadar varım. Zamanla bana olan inançları büyüdükçe yok oluyor. O zaman ben de onların dünyasına olamıyorum. Bakın çocuklar, önemli olan akıllarda, beyinlerde, hatta kalplerde var olmak. O zaman sonsuza kadar yaşarsınız. Ben 100 yaşına da gelsem size inanacağım. O zaman ben de sana hep hediyeler getireceğim. Yaşasın. Gel bakayım yanıma küçük kız. Söyle bakayım ne hediye istiyorsun? Ama kulağıma söyleyeceksin, tamam mı? Tamam. Tamam anlaşıldı. Tamam küçük kız. Ben şimdi gitmeliyim izninizle. İzin sizin Noel Baba, teşekkür ederiz. Hadi bakalım, Noel Baba geliyor. Ho 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 ho. Hoşça kalın çocuklar. Güle güle Noel Baba. Ho 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 ho. Evden ne kadar kazak getirdimse hepsini üst üste giydim, hala üşüyorum. Ay dudaklarım dondu kıvılcım, konuşamıyorum bak. Benim de ellerim üşüyor Aslı bak. Canım benim canım. Ekrem. Ay hadi biraz dışarı çık da çalı çırpı, odun kömür falan topla, donuyoruz. Kömür mü? Evet kömür, ne bileyim yakınlarda belki bir maden ocağı falan vardır diye düşündüm. Aslı, senin galiba soğuktan kulakların da uyuştu, dediklerimi anlamıyorsun, duymuyorsun. Ben eğilemiyorum. Anlatabildim mi? Eğilemiyorum. Ay nereden geldik bu dağ başına ya? Hep senin yüzünden. Ay ne bileyim Kıvılcım, ne bileyim böyle olacağını. Geldik işte bir kere, ne yapalım? Bizim beslemeler şimdi sıcacık evde. Oo, keyif yapıyorlar. Biz burada donuyoruz ya.
Bana bak Kıvılcım, kalk bari biz kendimiz toplayalım yakacak bir şeyler. Yoksa burada donacağız. Hem dışarısı buradan daha sıcaktır eminim. Hadi hem spor yapmış oluruz. Ya dışarıda karşımıza kurtlar çıkıp bizi ısırıp yerlerse Aslı? Bana bak Aslı. Eğer kurt çıkarsa önüne atlayıp durun. Onu yemeyin. Beni yiyin diyeceksin, tamam mı? Çünkü senin yüzünden buradayız. Ha, yapma öyle. Yapma, nefes al bakayım. Nefes al canım. Ay Kıvılcım, çok hain, zalim bir evlatsın sen. Ne yapalım, tamam öyle yaparım. Ya artık başa gelen çekildi. Kalk kalk kalk. Oh, hadi kapat. Oh, oh. Ekrem, biz gidiyoruz. Hadi kızım kapat. Tamam. Ya anne, he, ben bir bardak rakı koyayım kendime de ufak ufak başlayayım ya. Ha? Ne rakısı oğlum çocukların yanında? Ya anne baksana, mis gibi Türk sanat müziği çalıyor. E ben birazdan Orhan Baba'yı koyacaktım. En sonunda Müslüm Baba'yı koyup ondan sonra 2008'e merhaba derdim zaten. Olmaz ya kızların gözü önünde. Nazlı'cığım ne kadar çok çorap açmışsın, öyle yeter artık. Ama Noel Baba gelecek. Ya gelsin, Noel Baba da gelsin, herkes gelsin. Da edebiyle gelsin, öyle şömineden oradan buradan gelmesin yani. Zaten bizim örf adetimizde adamın yeri yok. İnsan gibi otursun, kapıdan gelsin işte. Ben ona rakı falan da koyarım. İyi niyetime gelir belki. Örf adet de öğretirim. Şükürler. Nazlıcığım yeter o kadar çorap. Diğer çocukları da hediye kalsın değil mi? Onun hediyesi bitmez ki. Çünkü onun çuvalı sihirli. Buyur işte. Çocuk hayal gücü. Ha anne dur. Ben açarım ya. Kesin bal kabağını kapan biri yine gelmiştir ya. Allah'ın Amerikan uçakları. Sus! Kimsiniz oğlum siz? Noel Baba'yız. Ne demek lan Noel Baba'yız? Basbayağı Amerikan uçağısınız. Ne uçağı ya? Bak uçaklığını da kabul et. Oğlum bir çarparım yüzünüze var ya, 2008'e kıpkırmızı girersiniz ha. Resmen hamburger çocuğu lan. Hamburger çocuğu. Ne o? Hamburger çocuğu. Ya, bir dakika. Ne biziz lan? Biziz ya. Kolumu kırdım, vallahi kolumu kırdım. Hay Allah'ım ya. Ulan ne biçim adamsınız? İnsan gibi gelsenize ya. Ya Ozan, Erdem. Ya biz şirinlik olsun diye şey yapmıştık ama. Oğlum şirinlik olsun diye dayak yenir mi ya? İnsan gibi gelin şuraya. Şirinlik olsun neydi ya? Ya. O kırıldı abi vallahi ya. Aşkım. Oha, 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 oha. Aile var lan. Oğlum bırak, sarılıyorlar kutlamak için. Ya ne kutlaması anne, öyle sarılma olur mu ya? Arkadaş ayağı bunlar da iyi kutluyorlar ha. Geç şöyle otur. İki tane de börek kurtar hadi, acıkmışsınızdır. Utanma utanma hadi. Ne işiniz var sizin burada? İstemezsen gideriz. Ben çağırdım. Sen mi çağırdın? He? Anne sen benim haberim olmadan başka bir evde bir iş falan mı buldun bize? Yo niye ki? Yo Ekrem Beylerin kulağına falan giderse maazallah kovuluruz da. Ben bütün sorumluluğu alıyorum. Gençler eğlenecekler tabii. Eğlenin bakayım, rahatınıza bakın. Sizin için bir sürü de şey hazırladım. İyi hadi bakalım, hoş geldin 2008. Yey. Kıvılcım gördün mü, bir sürü odun var burada. Hemen toplayalım onlardan. Odun. Aslı, benim ellerim çok uçtu. Öldüler, hissetmiyorum. Bir tanem onlara hohlardım ama evde yaparım artık. Evde de donacaksın, şunlardan birkaç tane toplayalım. Aslı, ben İndiyala bir kurt sürüsünü midesine girmek istemiyorum. Tamam bir tanem, şunları da alalım. Ondan sonra gideceğiz, hiç merak etmesin. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Hazır sayılırım ben de. Çıkarız birazdan. Tamam. Ben de güzel giyinin de Selena'nın yanında sırıtmayayım diyordum ama... ...görüyorum ki ne yapsam öyle bir şansım yok. Teşekkür ederim aşkım.
Ama hiç keyfim yok biliyorsun, öylesine giyindim. Ya bana kalsa pijamalarla evde otursak daha çok eğlenirdik. Aşkım, tamam başlama lütfen yine. Tamam. Ama bir de üstüne fitnat eklendi. Ya biliyorum aşkım ama gelmiyoruz diyecek halimiz yok ya. Tamam tamam, bir şey demiyorum. Hem bir kere sanatçının onur konuklarıyız. Keyfini çıkaralım bence. Çıkıyor muyuz? Çıkalım, hadi. Eski yılın son zamanlarını yaşadığımız şu saatlerde yeni bir yıla kötülüklerle girmek çok güzel olacaktır. Kötülük programıma İç Anadolu bölgesinden alınan bir kötülükle başlamak istiyorum. Bayıra karşı yatır beni, tırmala beni, kaşı beni. Bayıra karşı yatır beni, tırmala beni, kaşı beni. Evet, şimdiki kötülüğümüz de bankta oturan şu iki sevgili için gelsin. Yeni bir yıla yeni sevgiliyle girmek istediğini, ondan artık bıktığını söyle. Sıtkın sınırdı artık, burana kadar geldi. Buz gibi havada el ele göz göze donduruyor seni burada be. Biliyor musun aşkım, yeni yıla seninle gireceğim için o kadar mutluyum ki senden bir ömür boyu hiç bıkmayacağım. Tüm yeni yılları umarım birlikte gireriz. Canım. Salak. Ben sana böyle mi söyledim? Neyse, bir de çocuğa fısıldayayım. O daha söz dinleyen birine benziyor. Yeni bir yıla yeni sevgiliyle girmek isteyen, yeni bir aşk bulmak isteyen binlerce kız var. Yanındaki salağa de ki, yeni heyecanlar beni bekliyor bebek. Haydi bay bay. Yeni yıl heyecanına sen de katıl. Yeni aşkları bekletme. 22 çift sıfıra kısa mesaj gönder, sevgilin cebine gelsin. Ben de seni her yeni senede daha çok seviyorum aşkım. İnan gözüm senden başkasını görmüyor. Aşkım benim. Ne bekliyorsun ki? Salak salağı bulmuş işte. Gözü ondan başkasını görmüyormuş. İyiliğin aptallık olduğunu bir kere daha ispatlamış olduk. Nerede eski yeni yıllar be? Bu sene kötülük mahsulü açısından da çok kötü bir yıl oldu. Şu yeni yıla gireceksek girelim artık. Ben nerede girsem acaba? Aa, bir dakika ya. Tabii. Burak bizi arkadaşının şarkı söylediği yere davet etmişti. En iyisi oraya gitmek. Hem orada ortalığı da biraz karıştırırım. Gerizekalısınız, gerizekalı. Oh valla. İstanbul'dayık. Anamlar, babamlar da yanımda de. Sevdiklerim de kim bilir nerede. Herkes kendi eğlencesinde. Ben ne etsinler ki? Anam, başkalarını mutlu ederek de mutlu olabilirsin derdi hep. Ama kimi mutlu edeceğim? Hadi kimi mutlu ettim? Nasıl mutlu edeceğim? Aham da, buldum. Küçük Nazlıcığı mutlu edeceğim. Ama önce bir Noel Baba kostümü almam gerekir. Allah, gece yeni başlayayım Allah. Hiç unutmam, sene bundan 15 sene önce yine üç arkadaş böyle bir pavyona gittik. Saçmalamayın alamet diye, burası pavyon mu ayol? Canım duysan onlar da pavyon demiyor. Gazino diyor beyne mazar ama pavyon. Üç arkadaş gittik neyse. O dönemde askerdeyim ben. Vatan müdafasında. Bu Konya'da Alaaddin Tepesi vardı, bildiniz mi? Yok. İşte onun arka tarafında küçük, şirin, hafif metruk bir lokal. Benim izin almama gerek kalmadan çıkıyorum. Bizim aray komutanı var. Dinle, onunla çok samimiyiz. Diyor ki, alamet oğlum izne ihtiyacı yok, git kafana göre takıl diyor. Ya ne güzel.
Tabii ben mangabaşıyım, o binbaşı. İkimiz de rütbeli olduğumuz için aramızdan su sızmıyor. Bana çok saygı duyardı. Mütemadiyen ağabey derdi bana. Hey gidi günler. Neyse, biz üç yeminli fişek girdik pavyona. 10 numara şeklimiz var, bomba gibiyiz. Böyle cantiyiz yine o günlerde. Girdik dükkana, selamun aleyküm, aleyküm selam. Oğlum, rakı çalıştır. Rakılar geldi, mezeleri yenildi, hop sohbet edildi. Üçüncü tupleye geldik, gelmedik. Bir de baktım. Ah yaşasın, Burak Beyler geldi. Yok, Burak Bey'i tanımıyorum daha o zamanlar. Askerdeyiz dedim ya. Ay saçmalamayın Alamet Bey, Burak Bey geldi, durun baksanıza. Bir taş içtim ya. Gelmiş bey namazlar. Gelmiş lan, çukurla da düşmeden. Merhaba. Evet. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Merhaba. Burak Bey. Ne haber Burak? Gel bakalım Serenay Hanım, böyle otur. Ha, evet evet, buyurun. Yok teşekkür ederim, ben sevgilimin yanına oturmayı tercih ederim. Sen bilirsin. Dah bakalım Burak Bey bunu tercih eder mi? Efendim? Yok bir şey, nasıl rahat ederseniz Selena'cığım. Elbisen nasıl Burak Bey? Çok şık olmuşsunuz Fitnat Hanım. Çok teşekkür ederim Burak Beyciğim. Siz de her zamanki gibi son derece alımlısınız. Vallahi sizdeki alım Brad Pitt'te yok. Ben de Angelina Jolie mi oluyorum şimdi? Nasıl? Ben de dedim yeni yıla girerken şöyle yeni bir elbise alayım. Malum adettendir değil mi? Eskileri şöyle bir kenara atıp yeni bir şeylerle girmek lazım diye düşünüyorum. Falan tamam da olmuyor böyle ha. Ters geliyor bana. Bak bir yerde tıkanıyorum. Tamam Zülfikar. Ya ona tamam buna tamam. Hiçbir şey yaptırmıyorsun ki anne. Kötü örnek olacağız diye rakı da içirmiyorsun. Ya bizim memleketimizin ürettiği en güzel şeylerden biri rakı. Onu da mahrum bıraktın yılbaşı akşamı ya. Var mı çocukların üstüne? Zaten 40 yılın başı böyle eğleniyoruz. Anne 40 yılın başı değil, her yılın başı böyle. Ya vallahi ne iyi oldu geldiğimiz. Evde de sıkılacaktık böyle, otur otur. Tabii canım, çerez meres. Ya çerez merez, onları yiyin kurtarın ne istiyorsanız da. Benim tepkim sisteme zaten oğlum. Ya sizle alakası yok, sıktıysam kusura bakmayın. Hiç olur mu öyle şey Zülfikar abi? Ya sonuçta bizim için her gün yeni yıl. Biz yeni yılında değiliz ki. Ya maksat böyle sevdiklerimizle beraber olalım. Aferin lan Maviş. Ne güzel laf ettin öyle, bak çocuğu sevdim. Oha oha, dur ben bakarım. Ne oldu bu geldi, ne oldu bu? Oluyor lan, kimsin lan? Çık lan sen. Ha? Ho ho ho. Lan ne ho lan? Ben Noel babayım. Lan ben de Süpermen'im lan. Allah. Allah. Sahay abi.
abi. Ya, hakikaten sanayi bu ya. Ya kalk. Allah. Ya Allah kusura bakma, bir yerinde bir şey yok. Ben öyle bacadan girince ne bileyim. Ben... Bir daha eve gelen birine saldıracak olursan yaşına başına bakmam, tepelerim seni vallahi. Ya ne de bileyim, adamın girdiği yere baksana, ne yapacağım ben. Ya ben Nazlıca küçük bir sürpriz yapayım dedim. İyi yaptın. Zaten en iyi dostluklar kavga ile başlamış. Sofraya geç hadi. Ama önce üstünü başını temizleyeyim oğlum, gel. Peki ben Nazlıca bir hediye almıştım. Zaten bir tane var. Param bir tek buna yetti Nazlıcık. Buyur. Bu kazımcından daha güzel. Hadi. Her tarafım yorgun keyifsizim. Geceden kalma bir haldeyim. Çıktım evden yürüyorum, ben neredeyim? Moralim bozuk, yürüyorum ben neredeyim? Bıraktım kendimi, bu aralar dağılmış kalbimi. Kim toplar ufacık bir tesadüf beni parçalar? Ufacık bir tesadüf beni parçalar. Bu kız deli ediyor beni ağırdan sıçrayıp çok kendini içimden bir ses. Alamet Bey, biraz yavaş gidin isterseniz. Sen rahat ol Burak. Benim bünyem sağlam. Bu Meret'in 9 kişisi bir araya gelse beni yerinden kımırdatamaz. Kımırdatamam. Siz bilirsiniz ama yine de biraz ağır gidin isterseniz. Bilakis. Bu kadı senin şerefine Burak. Bu kadı senin şerefine. Otur ki bir daha çal. Serenay Hanım, Serenay Hanım. Ya iyi kaydın ağabey. Serena, hayatım sen de kalksana, dans etsene biraz. Yok hayatım, iyiyim ben böyle. Sen eğlenmene bak. Olmuyor ki hayatım. Eğlenmeye geldik. Kalk kız. Ben birazdan katılırım size. Ay sen oyna bu, bırak seni oyna. Yürüyorum ben neredeyim? Moralim bozuk, yürüyorum ben neredeyim? Bıraktım kendimi, bu aralar dağılmış kalbimi. Bırak be. Alamet Bey. Şu an burada deprem mi oluyor? Deprem mi? Niye soruyorsun? Eğer deprem olmuyorsa benim başım... Alamet Bey, Alamet Bey, dedim ben size o kadar yavaş gidin diye. Yok. Son içtiğim suple biraz bozuk. İçim miydir nedir anlamadım, bu ne biçim bir şey be? Durun, siz tuvalete gidin en iyisi, elinizi yüzünüzü yıkayın. Bırak! Tuvalet benim ayağıma geldi. Biz gidelim en iyisi. Tamam, beni bozma. İcabın da tuvalet benim ayağıma gelmiyorsa ben tuvaletin yanına gideyim. Gidelim bağırım, ne yapıyor bu tuvalet? Ben de geleyim, yardım edeyim size Burak Bey. Ben hallederim. Erkekler tuvaleti. Meraklı. Neyi merak ediyorsa. Aşkım, biz birazdan geliyoruz. Tamam hayatım. Dikkat edin. Aşkım, geliriz. Hayır. İşte bu sanatçılık. Böyle Yavis bir şey. Bey. Çok güzel. Bu arkadaşın yıldızı parlayacak. Geleceğin Angelina Jolie'si. Şarkıcılar devam. Şu taraftan. Burası. Hadi. Pardon. Evet, eğleniyor muyuz arkadaşlarınız? Keyifler.
O zaman sizi biraz dinlendirmek için slow bir şarkıyla devam edeceğim. Çok güzel, çok eski bir şarkı. İçinizden birinden bir ricam var ama. Benim için çok önemli bir insan var burada. Bir prenses. Kendisinden bu şarkıyı söylerken benimle dans etmesini istiyorum. Evet prenses, bu dansı bana lütfeder misin? Şey, çok teşekkür ederim ama ben buradan dinlemeyi tercih ederim. Hadi ama prenses. Sahnedeki sanatçı kırılmaz, değil mi arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar, teşekkür ederim. Yok, ben yapamam. Çok açık söyleyeyim arkadaşlar. Prenses bu dansı bana lütfetmezse bu program yarıda kalır. Duydunuz mu? Hadi ama. Olur mu? Hadi ama bak, bu kadar insan eğleniyor. Hadi ama prenses. Arkadaşça bir dans, lütfen kırma beni. Lütfen. Ayıp ama. Hadi. Hakkım yok seni sevmeye, çıktın karşıma ne diye. Sen başkasının malısın, kalbim bunu nereden anlasın. Unutmam lazım çünkü sen arkadaşımın aşkısın. Kaderin oyunu bu bana, göstermesin seni bana. Karşımda olsan da bakmam, arkadaşımı aldatmam. İsterse kalbim ağlasın, arkadaşımın aşkısın. Ümit verme insanım ben. Hadi oradan ya. Yılbaşı akşamı halay yarıda kesilir mi? Kapı çalıyor galiba. Anne, yine benden habersiz kimleri çağırdın acaba? Kimseyi çağırmadım. Sus bir dakika. Kapıya bakmaya gidiyorum ben. Sesinizi çıkarmayın. Çekilin bakayım şuradan. Hoş gelmişler. Ses etmeyin. Anne, bu sefer öldük galiba. Dua edelim anne. Bu çocuklar. Anne, bu çocuklar. Bu çocuklar burada. Bana ne vuruyor oğlum? Alamet Bey, durun şöyle elinizi yüzünüzü yıkayalım. Gelin yıkayalım. Yok. Su tekerlerin üstünden. Ben su sevmem. İyi mi? Bak. Oy. O kadar içmeyecektim. Bu kadar sarhoş olmayacaktım. Olmayacaktınız tabii. Dedim size o kadar içmeyin diye. Ya bakın eğlenceyi de kaçırtıyorsunuz bize. Eğlence kaçsın. Koşar yakalanır. Asıl kötülükler kaçıyor. Kötülükler mi? O ne demek? O ne demek? Anlatayım ne demek olduğunu. Kötülük benim her şeyim Burak Bey. Bu gece bonus vardı ya. Yaptığın her şey ikiyle çarpılıyor. Misal. Bu gece 658.432 tane kötülük yaptım. Çarpıkıyla. Alamet Bey. Adam iyice kafayı buldu ya. Ya çarpıkıyla çarptın mı? Alamet Bey, bırakın şimdi çarpmayı bölmeyi. Alamet yok. Alamet gitti. Benim adım Hades. Bana Hades de. Peki Alamet Bey, siz nasıl isterseniz öyle deyin. Of, hala alamet diyor ya. Alamet
gitti öldü. İyiyim alameti. Ben karanlıklar doğru hadi. Hey yavrum be. Tabii tabii. Siz hele bir kendinize gelin. Ne istiyorsanız onu olursunuz. Alamette kim ya? Siz beni 3 kuruş öğretmen maaşıyla çalışacak kadar keriz mi sandınız Burak Bey? Benim alnımda şapka. Benim alnımda eğlenayı mı yazıyor? Estağfurullah Alamet Bey. Ya boş verin şimdi bunları. Şöyle derin derin nefes alın. Oh, midenizin bulantısı geçti mi? Geçti. Oh. Ya sizi bir gün Ütopya'ya beklerim. Tabii gideriz. Sizin memlekete de gideriz. Çok güzeldir bizim oralar. Nehirlerinden kırmızı lavalar akar. Her gece bir meteor yağmuru. Mekiklerin biri gider, biri gelir. Bir gün sizi öyle kırmızı nehrin altında kafaları çekmeye bekliyorum. Çekeriz tabii, çekeriz. Yalnız Honos moruna yakalanmamı, yakalanmamız lazım. Her yerinde gözü var kel tuşu, her yerde. Yakalanmayız Alamet Bey. Vay be, insanların hayal gücü sarhoşken meydana çıkar derlerdi de inanmazdım. Neler yazdı adam 2 dakikada ya? Yalnız sana benimle ilgili bir şeyler mi yazdı? Buraya mı koydu? Yazmadı. Hiçbir şey yazmadı. İşte ona yakalanma. Gel. Yakalanmayız. Tamam. Ben çok özledim Burak Bey. Görüyor musun şimdi? Sana söyleyince aklıma geldi. Çok güzeldir bizim oralar. Bulbulu aldım kafese koymuşlar. Ah vatanım demiş. Horasına, suyuna, Demeter'ine, Teber'ine, bir can feda bir tek Hades'ine. Ne Olibris kitabın, kötülükler mahzenin, bir başkadır benim Ütopya'm. Lay 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 lay. La 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 hey hey hey. Açın kapıyı. Siz masanın altına girin. Oh, anne hangi biri girecek, üçüne mi girecek? Şimdilik orada saklana durun. Ben bir yolunu bulup sizi bu evden çıkaracağım, tamam mı? Sessiz ol. Hadi tamam. Tamam. Allah'ım sen benim hemşirelerime tamam. Bu gayet. Masa ne? Açıyorum kapıyı. Oğlum nasıl girdiniz oraya? Tamam mı? Hayır, dur gel gel. İsterse kalbim ağlasın, arkadaşımın aşkısın. Ümit verme insanım ben. Bak bak, şu sarı yerlise bak. Demek sen Burak Bey'in en yakın arkadaşıyla bingirdeşiyorsun ha. Kırıştır bakalım, kırıştır. Şimdi görürsün sana yapacağımı bir de. Oh, harika. Daha yakın edin, daha yakın edin, daha yakın. Oh, tamam, tamam, tamam. Harika. Etme sevginden. Neredesiniz? Ay 2 saattir kapıyı çalıyoruz. Cem kapı duvarla odaya. Düşünün ki donduk zaten. Kapıyı açan yok. Yoksa siz içki falan mı içtiniz ha? İçki içtiler kesin. Gelin bakayım senin. Leyla gelin oh diyeceğim oh de oh de. Sen oh de. Yo içki de içmemiş lan. Niye o zaman açmadınız kapıyı çocuğum? Kesin gizli gizli işler çeviriyorlardı hissettim ben. Beslemeler sizi. Yok efendim yok, televizyonun sesi açık kalmıştı ondan. Tamam tamam, bir mahsur yok Zülfikar. Ekrem Bey hayırdır, bir aksilik mi oldu? Aa, sana ne canım, sana hesabı vereceğiz bize. Ay kendi evimize kim çıkarken rapor verelim istersen, geliyor musun Ekremciğim, neler yapıyor bu kadın? Yiyecek bir şeyler var mı? Hemen sofraya hazırla da. Ay kurtlar gibi acıktık vallahi. Kurtlar yiyordu bizi kurtlar. Aslanım ama ben masayı toplamıştım. Yemek yemişsinizdir diye düşündüm. Aa, olur mu canım?
Kurtlar gibi açız müstesna. Hiç değilse bir iki kadeh bir şey içerim yeni yılı karşılamak için. Daha bir şey kaybetmedik. Daha ne olsun Ekrem ya? Yeni yıla nasıl girersek öyle gidecek. Ben bu beslemelerle girmek istemiyorum ama size anlatamıyorum ki. Yeter canım, sus. Efendim şimdi yiyip için tabii de hepsini orada yapın mümkünse. Yani masaya geçmeyelim, ne gerek var, rahat rahat koltukta. Olur mu, biz bir aileyiz. Aile olarak da mutluluğumuzu, sevincimizi, kavgamızı hep o masanın başında paylaştık. Onun için de yeni yıla ailece o masanın başında oturarak gireceğiz. Oturmayalım! Ay niye bağırıyorsunuz canım, niye bağırıyorsunuz? Ödemi patlattınız. Ay Ekrem'cim, korkuyorum ben bunlardan. Delirmiş bunlar. Aslı Hanım, bağırıyoruz, oturmayalım diyoruz. Çünkü benim önce sofrayı hazırlamam lazım. Siz oturun şimdi. Ay. Ben size bir de yorgunluk kahvesi yapayım. Kahve içersiniz değil mi? Yoldan geldiniz. Tamam, tamam. Biz de masayı. Önce siz de gelin benimle. Şöyle. Şuradan tutun. Yavaşça. Evet. Oğlum sen arka tarafa geç. Yükselt burayı. Yükselterek. Ne yapıyorsunuz siz orada bakayım? Ay nerede görülmüş öyle sofra hazırlandı? Tamam, anneciğim. Şey olmuş hep. Şöyle. Pislenmiş. Ekrem'cim delirmiş bunlar, delirmişler. Ne? Vallahi burayı... Ne yapıyorsunuz siz onun arkasında? Ha? Efendim ben şimdiden özür dilerim. Ekrem Bey sizden de özür diliyorum. Ben anladım. Siz bu örtünün altında bir şeyler saklıyorsunuz. Ne var orada bakacağım. Açın bakayım şunu. Aç 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 aç. Bir şey yok. Niye öyle bir şey gizliyormuş gibi tutuyorsunuz canım örtüyü? Allah Allah. Bir şey yok mu? Aslı Hanım tabii masa örtüsünün altında ne olur ki zaten. Sen neden durmadan özür diliyorsun Zülfikar? Ben siz gelmeden tabii geleceğinizi bilmediğim için bir kadeh bir şey içmiştim ondan. Ne olacak canım, hiçbir mahsuru yok bunun. Tabii ya, sağ olun efendim, beraber geçeceğiz. Ayrıca şimdi yılbaşı, birazdan hep beraber masaya oturup kadeh kaldıracağız. Değil mi, değil mi? Sağ olun, sağ olun efendim. Yeni yılda hep birlikte. Hadi bize sert birer içki hazırla. Ay içimiz ısınsın, donduk vallahi hadi. Tamam Aslı Hanım, hemen. Sonra da sofrayı hazırla, çıktık. Tamam kızlar, hadi gelin hepiniz bana yardım edin. Hadi. Oh ay sıcacık evimiz. Ay hoş geldik vallahi. Çok sevdiğim. Durma, durma. Sen de söyle beni özlediğini. Sen, sen kara. Hala bakışıyorlar. Bakışın bakışın. Burak Bey o samimi fotoğrafları görüp popona tekmeyi bastığı zaman bol bol bakışırsınız. İşte bu. Hadi. Geçin şöyle. Geçin. Alamet iyi misiniz? Sensin. Canım değilsiniz değilsiniz. Ne biçim konuşuyorsunuz saçma sapan ya. Kafası çok güzel. Hiç ilişmeyin Fıtrat Hanım. Atılmaz ki böyle kuru kuruya. Oğlum oradan rakıya geçin. Alamet Bey lütfen. Doğru söylüyorsun ulan Burak. Rakıyı iptal et. Fışkı. Getir, ben de getir. Tamam. Siz ne yaptınız aşkım? Hiç. Oturduk öyle. Kimle oturduğunuzu da söylesenize. Efendim? Yok bir şey, yok bir şey. Bekle sen güzelim. Tekmeyi yemene çok az kaldı. Aşkım, yeni yılda hep seni öpmek istediğim için yeni yıla seni öperek girmek istiyorum. Benim için bir sakıncası yok. Hayır, olamaz. Buna asla izin vermemeliyim. Resimleri gösterecek vakit yok belki ama yeni yıla bu sarı yelozu öperek girmesine asla izin veremem. Evet arkadaşlar, geri saymaya hazır mıyız? Hazırız. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay Burak Bey harikaydı. Alamet Bey. Ay tanrım. Ay tanrım, ben Burak Bey'dim. Allah kahretsin, Alamet Bey köylüsünü mü öptü? Fitnat Hanım. Ama hiç fark etmez. Nasıl olsa fotoğrafları gördüğü zaman Burak'cığım bütün bir yıl beni öpecek nasıl olsa. Burak Bey, sizinle bir dakika bir şey konuşabilir miyiz? Tabii Fitnat Hanım. Hem merak etmeyin, eğer
Alamet Bey ise konu hiç kimseye söyleme. Yok canım, ne alakası var? O zaten münasebetsizce bir boşluğa gelme durumuydu. Ben başka bir şey konuşmak istiyordum. Buyurun. Vallahi nasıl söylesem bilmiyorum. Son derece zor bir durum tabii benim için. Çünkü bir insan aldatıldığını söylemek son derece nahoş bir durum. Aldatılmak mı? Maalesef en yakın arkadaşınız ve sevgiliniz sizi aldatıyor. Fidat Hanım, siz kaç tane içtiniz? Ne dediğinizin farkında mısınız? Selena beni aldatmaz. Hem de en yakın arkadaşımla. Biliyorum. Ve bu durumu anlamanın ne kadar güç bir şey olduğunu farkındayım. Bana inanmayacağınızı da tahmin ettiğim için size bir iki delil sunmak istiyorum. Buyurun bakın. Kuzey'in fotoğrafı bu. Nasıl Kuzey'in? Bakayım. Aa, ama burada Selena da vardı. Bir dakika, başka birkaç poz daha çekmiştim ben. Bakın. Pis uzaylı cadı. Yaptın yere yapacağını değil mi? Lanet olsun. Ah Fikret Hanım, ah. Alamet Bey öpmenizden belliydi sarhoş olduğunuz zaten. Gibirisince içti burada. Pislik. Gel hayatım, kaldırın. Alamet Bey. Alamet Bey. Geldik mi? Beni hemen kenarda bıraktın. Geldik. Gel hayatım, biz dans edelim. Gel hayatım, ben yoklamamla. Rakit! Ya hayatımda geçirdiğim en güzel yılbaşı kutlamalarından biriydi. Bence de. Yani gerçi amcamlar gelince biraz gerilimli oldu ama olsun. İyi ki amcamlarla gitmemişiz değil mi Nazlı? Evet, evimizde sevdiklerimizle birlikte olmak çok eğlenceliydi. Aa, Selena ne yaptı acaba? Evet, Fitnat Hoca ile yılbaşı kutlaması nasıl geçti acaba? Çağırıp soralım mı? Olur. Ben de merak ettim. Selena. Selam kızlar, bir şey mi oldu? Yok, bir sorun yok Selena. Sadece parti nasıl geçtiğini sormak için çağırmıştık. Hiç sormayın, saçma sapan şeyler oldu. Yeni yıla Burak'ın yanında girmem dışında başka hiçbir özelliği yoktu yani. En önemlisi de o zaten. Selena, yeni yıla girerken Burak Hoca sana öptü mü? Şşt Nazlı, çok ayıp Nazlı. Öptü mü? Aa kızlar, ya çok ayıp. Hem siz boş verin beni, sizin yılbaşınız nasıl geçti anlatsanıza. Harika. Müstesna teyze bize sürpriz yapmak için Ozan ve Erdem'i çağırmış. İnanmıyorum, çok iyi yapmış. Evet, çok güzeldi ama amcamlar gelene kadar. Ne? Yine de bir şey olmadı. Oh sevindim. Kızlar, inşallah sizin için çok güzel bir sene olur. Teşekkürler Selena. Sen yanımızda ol. Başka bir şey istemiyoruz bu yeni yıldan. Canım benim, biliyorum ama ben yine de size ufak bir hediye getirdim. Evet. Bu senin. Bu da senin. Teşekkürler. Bana? Bak, dışarıdan bir ses geliyor. Galiba seni çağırıyor Nazlıcığım. Hadi bir bak. Aa, Noel Baba. Ho, iyi seneler Nazlı, iyi seneler. İyi seneler. Hediyen şöminenin içinde. Sakın almayı unutma. Şöminenin içinde mi? Hadi ne duruyorsun, hemen al hediyeni. Bak bakalım neymiş hediye. Yardım ister misin? Teşekkürler. Artık kim ne derse desin sana inanacağım. Sen inandığın sürece ben buralarda olacağım Nazlı. İyi akşamlar Noel Baba. Ho. Hadi yavrularım, hadi rengeliklerim. Nazlıcığım, beğendin mi hediyeni? Evet, seni çok seviyorum Selena. Ben de sizi çok seviyorum kızlar. Biz de.